Efendim Kripto Para'dan herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Evet, Kripto Para'larda bugün yeşil bir tablo var. Yükseliş var dedik, özellikle Bitcoin öncülüğünde diğer kripto paralara da yansımış durumda bu yükseliş. Detaylarını ve nedenlerini konuşacağız şimdi sevgili Atakan Kaplan'la. Atakan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi ben burada rakamları konuşmak istiyorum seninle ama rakamlardan önce nedenlerini konuşalım istersen piyasada. Çünkü önemli haber başlıkları var. Şimdi baktığımda ilk önemli haber başlıklarından birisi Mastercard tarafından. Özellikle kripto para startuplarını desteklemeye başladığını açıkladı Mastercard. Şimdi bu ne anlamı ifade eder? Hem kripto para fiyatları için hem de burada kripto para startuplarından kastımız ne? İzleyenlerimiz için bir bunu açıklayalım istersen. Tabii ki artık piyasada sizin de belirttiğiniz gibi pozitif bir haber akışı hakim. Artık bu süreci zaten çok özlemiştik uzun süredir. Mastercard tarafında da salı günü yapılan açıklamaya göre yeni kurulan startupları desteklemek üzere tasarlanmış StartPet adlı kuluçka programı var. Bu neden önemli? Merkezleri ABD, İsviçre, Singapur gibi farklı ülkelerde bulunan ve varlıkların tokenlaştırılması, verilerin doğruluğu, dijital güvenlik gibi alanlarda çalışmalar yapan bu şirketler insanların ve kurumların kripto para almasını, harcamasını ve tutmasını kolaylaştıracak. Kolaylaştırmak için de Mastercard ile işbirliği yapıyor olacak. Bu daha fazla kişiyi kripto para piyasasına çekecektir. Aynı zamanda bir güven ortamı sağlayacaktır ve güven de tazeleyecektir eski yatırımcılar için. Şimdi diğer taraftan bu hafta boyunca aslında neleri konuştuk? Bir Amazon'u konuştuk, Goldman Sachs'ı konuştuk. Şimdi Goldman Sachs tarafından önemli bir haber vardı. Mesela burada DeFi için ETF başvurusunda bulundu. Bunun aslında önemini de konuşmak lazım. Bu ve bundan sonrası çünkü bunlar dünyanın en büyük kurumları. Bunların bu hamleleri atıyor olması, bu adımları atıyor olması acaba diğer önemli büyük kurumlar için ön ayak olacak mı sorusunu da yanına getiriyor tabii. Tabii ki. Sonuçta kripto para borsaları evet merkeziyetsiz bir sistem, blockchain sistemi üzerine kurulur. Fakat sonuçta paranın baz aldığı bir piyasa ve para akışı burada çok önemli. Belirttiğimiz gibi de para akışı bu büyük kurumlardan gelecektir. Asıl para akışı. Goldman Sachs tarafında da Innovative DeFi and Blockchain Equity adlı borsa yatırım fonu var. Büyük ölçüde Solactive Decentralized Finance and Blockchain Index adlı bir indeksi yansıtacak bu. Yaklaşık %80'i buradan oluşuyor. Yani Microsoft, Facebook, Alphabet, PayPal gibi şirketlerin bu fonda payı yaklaşık %80'i buluyor. O yüzden DeFi demeye tek dilim varmıyor ama başlangıç için gerçekten umut vadeden bir haber tabii ki. Bizim asıl beklediğimiz haber Amerika'dan gelecek olan ETF kabulleri. Bekleyen çok fazla ETF var. ETF başvurusu var ve büyük para akışı da bu kanallardan sağlanabilir diye düşünüyoruz. Şimdi diğer taraftan önemli bir haber akışı da Kazakistan'dan banka hesapları kripto para işlemi için kullanılabilecek Kazakistan tarafında. Tabii burada ülkelerin attığı adımlar ve hamleler aslında birbirine göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkeler bu konuda ön ayak olmaya çalışırken bazı ülkeler daha çekimser davranıyor. Ki birazdan IMF tarafına ayrıca konuşmak istiyorum ama bir Kazakistan'la devam edelim istersen. Tabii ki Kazakistan'da da Blockchain ve Veri Merkezi Endüstri Derneği'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu kurum tarafından aktarılanlara göre Astana Uluslararası Finans Merkezi'ne kayıtlı olan yerli kripto para borsaları ve Kazakistan'daki bankalar birlikte bir anlaşmaya vardılar ve bu sayede bankalarda artık bu gelişmelere sessiz kalmadığını göstermiş oldu. Yani kripto para piyasası gitgide büyüyor ve bankalar da bu piyasaya bir şekilde entegre olmaya çalışıyor. Bunun ilk adımı Kazakistan'dan geldi. Bu bir yıllığına pilot çalışma olarak geçiyor. Fakat bu da bir başlangıç olsun diyoruz. Ama ben önümüzdeki günlerde farklı ülkelerden de bu tarz haber akışının geleceğini düşünüyorum. Çünkü piyasa gitgide büyüyor ve bankalar bu piyasaya artık sessiz kalamayacak duruma geldi bence. Şimdi hep pozitif haberlerden bahsettik. Dönelim şimdi negatif tarafa. Negatif taraftaki haber akışı aslında IMF tarafından. Çünkü IMF aslında burada ülkeleri uyardı. Uyarma nedenlerinden birisi de aslında kripto parayı ulusal para yapma konusunda uyardı. Çünkü bu yüksek volatilite makroekonomik göstergeleri bozabilir dedi IMF. Aynı fikirde misin? Birçok kurum önce bu tarz açıklamalar yapıp sonra karar değiştirebildi ama IMF'in açıklamalarıyla başlayalım ve sonrasında IMF tarafından da bir karar değişikliği olur mu tabii? Bunu da tartışmak lazım.
Ya ben bu açıklamayı biraz didikledim. O yüzden sırf olumlu olarak bakmıyorum. İçeride olumlu şeyler de buldum. Onları da konuşmak isterim. Şimdi Olumsuz evet haberin ülke... içinden olumlu gelişmeler de çıkarabildim diyorsun. Evet gerçekten öyle. Ama gerçekten içinde olumlu haberler de barındırıyor bence bu açıklama. Evet ülkelerin kripto paraları ulusal para birimi olarak kullanmalarını önermiyor. Zaten bunu El Salvador hakkında yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Bu bizim için yeni bir haber akışı değil. Beklediğimiz bir açıklamaydı aslında. Açıklamadaki olumlu taraflar bazı ülkelerin kripto paralara ulusal ödeme aracı statüsü vermeyi düşündüğünü belirtiyor. Yani ödeme sistemlerinde kullanabileceği söyleniyor bu rapor açıklamada. Ama aynı açıklamada tabii olumsuz taraflarda ulusal para birimi olarak kullanılması durumunda makroekonomik istikrarın, merkez bankalarının para politikalarının finansal bütünlüğünün zarar göreceği belirtiliyor. Birikim aracı olarak kullanılmayacağı iddia ediliyor ve adalet ve finans katılım tarafında da hukuki soru işaretlerinin doğabileceğini söyleniyor. Evet, hukuki tarafta ben de katılıyorum bu soru işaretlerinin doğurabileceğine. Fakat önümüzde zaten hep konuşuyoruz, regülasyon dönemi var ve regülasyonlar da bu yüzden var. Regülasyonlarla beraber nasıl ele alındığı çok önemli tabii ki. Bu hukuki süreçlerde adalet ve finans tarafındaki bu soru işaretleri de ben ortadan kalkacağını düşünüyorum yavaş yavaş. Şimdi aslında Atakan biz grafiklerimize devam edelim ama Bitcoin hash rate grafiğimiz var. Bu grafiği ekranlara alabilirsek önce size şunu sormak istiyorum. Bu gösterge nedir? Nasıl yorumlanır? Ve yatırımcılar takip edenler için ne anlam ifade ediyor? İstersen onunla başlayalım. Öncelikle tek başına kullanılmayacak bir grafik Bu ama önemli. evet geçmiş dataya baktığımda da çok güzel bir trend dönümlerini veriyor. Şimdi Charles Edwards denen bir kişi tarafından yaratılan bir hash ribbon var. Bunun üzerine kurulu bir düzen. Bitcoin'in dip seviyelerini madencilerin kapitülasyon döneminde uyguladığı Bitcoin'in dip seviyelerini madenciler kapitülasyon dönemindeyken ulaşıldığına dair bu fikri baz alan bir indikatör. Yani Bitcoin üretme maliyeti çok yüksek olduğunda optimizasyon ya da kullanılan enerjinin maliyetini ayarlayamayan madenciler için çok pahalı hale geliyor. Burada da madencilerin kapitülasyon dönemi başlıyor. Bu hash ribbon, hash rate indikatörü de bu dönemleri baz alıyor ve hash rate'in 30 ve 60 günlük hareketli ortalaması kullanılarak da sinyal alınan bir indikatör. Hash rate nedir? Çok kısa değinmem gerekirse de en basit ifadeyle hash rate herhangi bir madencilik cihazının çalışma hızını ifade ediyor. Bu yüzden de bu madenciliği zorluğuyla ilgili de bir indikatör ve özellikle son dönemde Çin'den dolayı madencilik bazlı bir piyasa olduğu için bence bu indikatörü de kesinlikle bir göz gezdirmeli diye düşünüyorum son dönemde. 30 günlük hareketli ortalama, 60 günlük hareketli ortalamayı hash rate özelinde yukarı doğru kestiğinde kapitülasyon döneminin en zorlu kısmının bittiği ve artık fiyatta da pozitif bir momentum kazanılmaya başlanması bekleniyor. Ve bu şekilde de bir al sinyali oluşturuluyor. Geçmiş dataya baktığımızda da %200 al sinyali verdikten sonra beraberinde %284'lük, %45'lik, %35'lik, %112'lik ve en son dönemde de %241'lik bir getiri sağladığını görüyoruz bu indikatörün. Al sinyali verdikten sonra alım yapan yatırımcılar için. Şu anda henüz al sinyali vermiş durumda değil. Çok derin bir kapitülasyon dönemi geçiriyor bu indikatöre göre madenciler. Ama bir toparlanma var. Yakında da bu indikatörden de al sinyali alacağımızı ben düşünüyorum. Peki Atakan, Bitcoin ile devam edelim. Şimdi burada Bitcoin grafiğimizi alalım ekranlara. Bugün 40 bin doların üzerini gördük ama burada bir miktar daha yükseliş trendinin başlaması için hangi seviyeyi baz almamız lazım Bitcoin cephesinde? Son bir haftadır 10 gündür gerçekten mükemmel bir ivme yakalandı ve hacimler çok yüksek ve hani kendine emin adımlarla ilerliyor diyebiliriz genel kripto para piyasası ve özellikle Bitcoin. Önce şundan bahsetmek gerekir. Yani Mayıs ayının sonundan itibaren yatay bir piyasadayız ve şu an hala bu piyasayı terk etmiş durumda değiliz. Hala yatay kanalın içinde fiyatlanıyoruz. Fakat bu yatay kanalın üst bandına yakın seviyelerde fiyatlanıyoruz. 20 Haziran'dan beri orta kanal bandını yani 36 bin dolar bandını yukarı aşamamıştık. Burayı hacimli bir şekilde yukarı kırdık ve şu an kanal üst bandı olan yaklaşık 41 bin dolar seviyelerine doğru da yükselişler görülüyor. Ve 20 Temmuz'dan itibaren de
4 saatlik periyotta incelediğimizde de minör bir yükselen trendimiz var. Şimdi burada kritik seviye 41 bin dolar seviyesi. Dediğim gibi şu an yatay piyasadan uzaklaşmış değiliz. Fakat 41 bin dolar üzerine kendimizi atabilir ve kalıcılık sağlayabilirsek günlük periyotta beraberinde yükselişleri o zaman konuşmaya başlarız. Çünkü o zaman artık yatay piyasanın yorgunluğundan kurtulduk. Artık daha eğlenceli bir piyasa, daha yeşil bir piyasa izler miyiz diye o günleri konuşuyor olacağız muhtemelen. Ethereum'da aynı fikirde misin? 2300 dolara yakınız çünkü. Ethereum tarafıyla devam edecek olursak peki? Ethereum'da genel görünüm Bitcoin'den nispeten daha iyi diyebilirim. Sadece şu yüzden. Ethereum'da majör düşen trendi yukarı kırdık. Fakat Bitcoin'de son bir majör düşen trendimiz var. Yanlış hatırlamıyorsam onun da şu anki seviyeleri 44 bine geliyor Bitcoin'de. Fakat Ethereum'da şu an düşen trendten tamamen kurtulduk. Ve beraberinde hacimli yükselişler sergiledik. Şu anda baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamayı da hareketli ortalamanın da 2 gündür üzerinde tutunuyoruz. Sadece Fibonacci 38,20 dilimi 2440 dolarlardan bir tepki gördük. Ama o gün gerçekten Amazon'dan gelen o FAT haberleri vardı. Tether tarafından bir açıklama geldi. O yüzden genel piyasa çekilmesi olduğu için o günü yok sayarsak genel görünüm Ethereum için de pozitif. Zaten hep uzun süredir konuşuyoruz ama tekrarlamakta fayda var. Zaten önümüzdeki 4 Ağustos'ta da gerçekleşmesi planlanan bir güncelleme silsilesi var Ethereum için. Ve zaten borsalarda tutulan Ethereum miktarı da gitgide azalıyor. O yüzden Ethereum için önümüzdeki dönemler ben yükselişler bekliyorum diyebilirim. Peki biz hep Bitcoin ve altını karşılaştırıyoruz ya, bugün bizler için aslında altın ve Ethereum tarafındaki benzerliği karşılaştıracaksın. Şimdi altın yatırımcısı aslında Bitcoin'lere daha çok Ethereum'a mı bakmalı? Şöyle, şu an çok enteresan bir durum söz konusu. Ethereum'da ikili dip formasyonu var ve bunun hedefi 3300-3500 dolar bandı Ethereum için ve geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam Mart sonuydu, 31 Mart'ta altında da aynı formasyon oluşum vardı. İkili dip. İkili dibin ikinci dibi 31 Mart'ta oluştu ve beraberinde altın için hızlı bir yükseliş. 2 aylık süreçte %15 bir yükseliş gördük. Bu altın için gerçekten büyük bir yükseliş. Aynı formasyonu Ethereum'da da görüyor olmak ve şu anki fiyat hareketinin de aynı seviyede, aynı hızda ilerliyor olması. Ethereum için de tabii ki de kripto paralar için %15'lik yükseliş büyük bir yükseliş olarak görülmeyebilir. O yüzden onun kripto para karşılığı ne olur bilemeyiz. Ama Ethereum için de bu ikili dibin hedefi 3300-3500 dolar bandında bulunuyor. Tabii ki onaylanması için bir önceki tepesini biraz tepesinin üzerinde bir fiyat hareketi oluşması lazım. 2500 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa 3300-3500 dolar Ethereum için de ilk hedef olur. Evet sevgili Atakan, çok teşekkür ediyorum bugün bizlere vermiş olduğun değerli bilgiler ve bu güzel grafikler için. Tekrardan görüşmek üzere. Evet efendim, şimdi kripto parayı noktaya koyalım. Yarın sabah tekrardan EkoTürk ekranlarında sizlerleyiz bildiğiniz gibi. Şimdilik hoşçakalın.